515 bin nüfusumuz var. Öğrencilerimizle beraber ikamet eden yaklaşık 600 bin bir nüfusu hitaben olarak sormak istiyorum. Bu camız neden kokuyor? Güven Mahallesi, Hürriyet Mahallesi. Saat 2'de bir pencere açındım, bir havalandırayım yani şeyden. Kokudan pencereyi kapattık. Sabah 5'inde kalktım. Bir etrafı yani ettim vakit. Balkona bir çıkayım, bir nefes alayım diye. Artık nefes alamayacak duruma geldik. Bu camız neden kokuyor Sayın Başkan? Bu konuyla ilgili sizin çalışmanız nelerdir? Ne gibi önlem alıyorsunuz? Artık burada yaşanamayacak durumlara doğru geliyoruz. Evet, şimdi evet bir nol ilk söylediğiniz koku problemi. Evet, ben de duyuyorum kokuyu yani haklısınız ama şöyle bir durum var. Biliyorsunuz 5293 sayılı yasa bu konuda genel itibariyle Büyükşehir Belediye'mizi konuda görevlendiriyor. Ama şu da var, şunu belirtmek istiyorum. Biz bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımızla da sürekli görüşüyoruz. O da olaya vakıf. İzmir genel itibariyle baktığımızda biliyorsunuz bir körfezde yerleşmiş. Aslında baktığınız zaman böyle bir kentte yaklaşık 5-6 milyon nüfusu olan bir kentte dar bir alanda yerleşmiş bir kent. Denizin kenarında bir yerleşim var. 3000 yıllık belki 4000 yıllık bir yerleşim. Bu 3000 yılın 4000 yılın tüm şeyi kanalizasyonu veya atı bu körfeze aktı. Yıllarca 3000. Şurada işte son 20 yılda 25 yılda bu artık arıtma sistemleri büyük kanal projesiyle rahmetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Priştin'a buradan tekrar anmak gerekiyor. Büyük Kanal Projesi Aziz Kocaoğlu devamıyla bir proje gerçekleştirildi. Ama son zamanlarda bir şey var. Yeniden bir koku olayı belirmeye başlandı. Bununla ilgili Büyükşehir Belediye'miz öncelikli olarak şunu yapıyor. Yağmur suyu hattı ile kanalizasyonun ayrılması gerekiyor. Şu anda Buca'da mesela devam eden bir proje var. Bu proje bittiğinde, yani bunu Buca için söylüyorum, tamamında tüm İzmir genelinde bununla ilgili ciddi manada çalışmalar devam ediyor. Bu bittiğinde ciddi bir rahatlama olacak. Ondan sonra yine büyük ihtimalle Büyük Kanal Projesi'nde bir tekrar bir revizyon yapılacak. Çünkü nüfus çok hızlı artıyor. İzmir nüfusu düşünün son 30 yılda belki yani %50 oranında belki daha fazla artmış durumda. Yani bak, yani mazgallara filtreme birçok yöntemi var bu işin. Ama dediğim gibi yani burada bu işi kökten çözecek olan olay yani denize hiçbir şekilde arıtılmamış bir atığın gitmemesi. Bu tüm dünyanın sorunu, sadece İzmir'in değil, bütün dünyada şu anda ne yazık ki filtrelemeyi biz tam manasıyla başaramıyoruz. Marmara Denizi'ni görüyorsunuz. Müsilajdan geçilmiyor. Koca Marmara bitmiş durumda. Birçok fabrika bütün atıklarını Marmara'ya atıyorlar. Bu yani bu bizim aslında insanoğlunun en büyük problemlerinden bir tanesi. Ve körfezin de kapalı olması, yani bir su akıntısıyla ya denizdeki akıntılarla aslında gidebilecek bir o şey, hem yoğun olması hem de aslında körfezin kendi yapısıyla bunun doğal yollardan açıkçası temizlenmesi biraz zor oluyor. Geçenlerde Tuş Başkan bir açıklama yaptı. Şu ana kadar ciddi madde yaklaşık 100 bin tona yakın çamur çıkartıldı şeyden, körfezden. Sürekli bu devam ediyor. Bunu yakın bir zamanda bu işi çözümleyecekler inşallah. Yani Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu konuda gerçekten ciddi manada bir emek sarf ettiğini görüyoruz. İnşallah yakın süreçte bitecek. Merhaba, Gündem Buca'dasınız. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Medya bizim işimiz. Gündem Buca'dasınız. Gündemde kalın.